Ve yeni sınav sistemi açıklandı. Tonguç evladım benim. Seninle beraber çok enteresan gelişmeleri değerlendireceğiz. Neler oluyor? Yazılılar nasıl değişiyor? Gel beraber masaya yatıralım. LGS'yi hazırlanıyoruz bir de bu süreçte. Hocam LGS'ye mi çalışalım, yazılıya mı çalışalım biz? Çok güzel bir soru aslında. Çok doğru bir soru. Aslında yazılıya çalıştığın zaman LGS'ye de çalışmış oluyorsun. Bu çok önemli bir kazanım elinde. Bir kere LGS'de çıkacak sorular 8. sınıf kazanımlarından çıkacak. Ha. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı konu ve kazanımların listesi belli ve bunlar hem yazılıda hem LGS'de çıkacak. Dolayısıyla yazılıya çalışırsan LGS'de çalışmış oluyorsun diyorum ve ortak yazılılar geldi. Yeni sınav sisteminde artık LGS sistemi dışında tabii ki ortak yazılı sistemi getirildi ve hatta şimdi ertelendi, 23 Ekim'den 30 Ekim'e kadar ertelendi. Yani artık 30 Ekim'de Türkiye genelinde bütün okullarda aynı eş zamanlı yazılılar olacak ve gerçekten çok farklı bir sistem geliyor karşımıza. Mesela 6 ve 9. sınıfta Türkiye geneli denemelerini ilk defa yapacaklar ve ilk defa yazılıları Türkiye geneli sınavı şeklinde uygulamak için denemeler başlıyor 6. sınıfta ve 9. sınıfta. Şimdi de il ilçe genelinde bütün Türkiye'deki il ilçe genellerinde ortak yazılı sınavlar olacak. Bir de okul genelimizde normal yazılı sınavı. Bildiğimiz yazılı sınavı. Peki bununla alakalı nasıl gelişmeler var? Bir kere bundan önce şunu göstermek istiyorum. Geçme puanı 45'ten 50'ye yükseltildi ve Türkçe için 70'in altı kalıyor arkadaşım. Dolayısıyla 70 Türkçe'de geçme barajıdır. Birazcık ana dilimiz olduğu için onu yükselttiler ve aynı zamanda eğer devamsızlık yaparsan 5, 10 ve 15. günlerde veliye bildirim gidecek. Yani bu daha önceden yapılmıyordu ve gerçekten de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Peki biz bu ortak sınavlara, ortak yazılara nasıl çalışacağız? Bir kere Tonguç Evren Bey'im çok enteresan bir gelişme oldu. O da Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf 1. dönem 1. ortak yazılı konu soru dağılım tablosu ve örnek senaryoları yayınladı. Bu, örnek sorular gibi mi hocam LGS'deki? Aynen MEP örnek soruları vardı ya, LGS örnek soruları. Aynı evet. Onun gibi çok değişik bir gelişme oldu. Yani mesela çarpanlar, katlar, üstü ifadeler, kareköklü ifadelerden çıkacak bu sınavda ve hangi konudan kaç tane soru çıkacağı hem il ilçe bazındaki ortak sınavlarda hem de okul genelinde yapılacak yazılı sınavlarında da senaryolar dahilinde verildi. Mesela hemen sana göstermek istiyorum. Mesela örnek bir senaryo, birinci senaryoda mesela burada hemen 8-1-1-2 kazanımdan, bak bu kazanımlar demiştim ya sana, bu kazanımlardan sorular geliyor ve hemen buradan iki doğal sayının en büyük ortak bölüne EBOB EKOK'tan soru sorulmuş. Ardından aralarında asallık sorusu. Bu arada bu sorular bizim LGS'ye çalışmak için de çok güzel tüyolar aslında ve burada mesela üstü ifadeler, burada üstü ifadeler sorusu. Ardından burada çarpanlar ve katlar sorusu gibi farklı farklı örnek sorular yayınlandı ve bu bizim için çok iyi bir fırsat. Çünkü bu soruları çözerek hem LGS'ye çalışmış olacağız hem de yazılıya çalışmış olacağız diyoruz. Ve tabii ki bu kadar değişim varken ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Bize nasıl destek olacaksınız? Bir kere konu soru dağılım tabloları yayınlandı dedik. Güzel bir gelişme ama bu bizi birazcık endişelendiriyor. İşte biz de yazılı kampı yapıyoruz Tonguç Eren Bey. Biliyorsun gün gün neler yapacağımız belli olacak şekilde seninle beraber yazılı kampımıza başlıyoruz. Yazılı kampına örnek sorular olacak mı hocam? Tabii ki örnek sorularımız da olacak yazılı kampımızda ve aynı zamanda yazılı kampımızın yanında bir de yazı notlarımız ve tüm dersler soru bankamız, ilk defa tüm dersler soru bankamız yepyeni bir şekilde, gücür bir şekilde karşımıza geldi. Bu bir dijital kitap, yani fiziksel ve dijitalin birleşmiş hali. Bu soruların her birisi fizikselde de var, yani kitabın üzerinde de var, hem de dijitalinde de var. Hatta buna ek olarak da Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemeleri de ilk defa bu iki kitabın içerisine de geldi. Yani yazılı dönemlerinde aktif olacak şekilde bu iki kitabın dijital versiyonlarında Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemeleri geldi. Hatta seninle beraber hemen bir aktivasyonu yapayım. Yapalım bu arada hocam. Yazı notları eskiden aktive edilmiyordu. Şimdi artık bak buradaki kodu zaten biliyorsun, Tonguç kitaplarını bilen herkes bilir. Buradaki kitapların arkasındaki kodu kazıdığın zaman, kare kodun yanındaki böyle sırlı yeri kazıdığın zaman bir kod çıkar. Hatta sana göstereyim, bak böyle kazıdım. Bak böyle bir kod çıktı, görebiliyor musun? Evet hocam. İşte bu kodu Tonguç evladım benim. Bu kodu böyle yapıyorsun. Şöyle bu kodu. Bu kod hocam, bir tek kullanımlı bir ben kod. Ben yazayım şimdi ama canlı. Bu arada bu kitabın arkasında da var. Yani her kitabın arkasında var ve bunu TATS uygulamasına giriyorsun Tonguç abi. TATS uygulamasına girdik. Ondan sonra kitap aktivasyonu denilen bir kısım var. Buradaki kodu buraya giriyorsun. DKAR. Hemen bak senle beraber DKAR. Aynı zamanda işte H984. H984. Bu sadece bu kitaba özel bir kod. Her kitabın farklı bir kodu var. Dolayısıyla bu kod bir kere kullanılıyor. Ardından kullanılamaz hale geliyor. Senle beraber bak, aktive tıkladığımız zaman artık ortak sınav denemelerine çalışmaya başladığımız zaman bütün dersler var. Mesela Türkçe'ye tıkladım. Birinci dönem birinci yazılı Türkçe var. Uygulama üzerinden çöze tıkladım. Bütün soruları böyle teker teker görebileceksin ve işaretledikten sonra da işte, yanlış yaparsam. Bak burada da şöyle, hatta bu arada bunu böyle çevirebiliyorsun da, böyle yatay çevirebiliyorsun da. Dolayısıyla farklı
göremezsen soruları böyle yapabilirsin. Ve testi bitire tıkladığın zaman yanlış yaparsan da buradan soru çözümlerine tak diye ulaşabiliyorsun. Aynı şey bu kitabın içinde geçerli. Tüm dersler soru bankası içinde geçerli. Ve buradan da soruların çözümlerini izleyebilirsin. Ve aynı aktivasyonu buradan da yapmanı bekliyorum ki ortak sınav derimine ulaş. Hem de bu kitabın bütün çözümlerine ve sorularına cebine taşı. Bunların yani bu kadar... LGS için de faydası var değil mi tabii hocam? Tabii ki hepsi senin LGS çalışmanda faydalı olacak diyorum. Ve yazı notları ve tüm dersler soru bankalarıyla senle beraber çalışmaya devam edeceğiz Tonguç Eren Bey'im. Ve hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım. Tonguç Dershane sundu.